Fırsatı değerlendirmek doğru bir şeydir. Fırsatı değerlendirmemek kötü bir şeydir. Ama fırsatçılık kötü bir şeydir. Yani fırsatçılığa soyunmayacaksınız. Ama önünüze bir fırsat geldiğinde de onu değerlendireceksiniz demek istiyorum. Bir fırsat gelmiş önünüze. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı son genel seçimde Cumhurbaşkanı adayı olabildiler mi? Olamadılar. Siz bırakın o goygoyları, algıları, bilmem neleri. Kazanma ihtimalleri olsaydı yeri göğü inletirlerdi, çıkardı. Baktılar, olmuyor. O Kemal Kılıçdaroğlu'na öne sürdüler. Biz de yardımcılar olacağız dediler. Yardımcılar. Çünkü niye? Çalışmadılar. İş üretmediler, safsakladılar, beceriksizler. Olmuyor yani, yapamıyorlar, yapmıyorlar. Bilmiyorum yani. Şimdi köşeye sıkıştılar. 5 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Hatırlayın, ben demiştim. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Geçip gidiyor yani. Saman alevi gibi. Sonra faturayı önünüze koyuyorlar. Ne yaptın sen? Sınıfta kaldın. Demagoji, yalan. Şimdi herkes projelerini açıklıyor, bilmem ne yapıyor vesaire. Bunlar birbirlerine düşmüş. Gelelim şimdi mevzularımıza. Şeyma Hanım diyor ki 5 yıl geçmiş gerçekten. Evet, aynen öyle. Bakın, bu 5 yılda sosyal medya okuryazarlığımız da gelişti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu falan filan gördük. Bak, altını çizeyim. Ben biliyorum, 5 yıl öncesi için söylüyorum. İşte AK Parti'ye o güne kadar oy vermiş vesaire. Ha işte bu AK Parti'ye bir ders vereyim. Nasıl olsa mühür benim elimde deyip götürüp buna oy verenler vardı ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vardı o 14 bin kişi. Hepsini kastetmiyorum. 15 bin kişi, neyse. Onların içinde oy verenler vardı. Ama kapının önüne koydu birçok. 14 bin kişi. Bir kısmı bu arkadaşı desteklemişti. İBB'de iştiraklerinde çalışan birçok insan hakikaten açlığa, sefalete mahkum edilmiş. Tanıyorum birçoğunu. Maaşları doğru düzgün yatmıyor, çalışma saatleri yok. Bu durumdalar. Elimiz kırılsaydı da diyenler var yani. Neyse, bunlar önemli değil. Ben ne kadar bunları söylersem söyleyeyim, ne kadar anlatırsam anlatayım, ne kadar belgelersem belgeleyeyim, öbürü yok, sen yandaşsın, propaganda yapıyorsun diyecek. Ama sandık öyle demiyor işte. Sandık milletin önüne geldiğinde sandık hakikati söylüyor. Söylüyor yani. Bu kadar net. Ne kadar sen her şeyi ortaya koyarsan koy, bir algı üzerinden götürüyorlar iş. Bak, sizi İzmir'e götüreyim şimdi. Güler misin, ağlar mısın? Nerede o? İzmirli teyzelerimiz var ya bizim, sevimli teyzelerimiz. Ver hadi, ver. Yıllardır veriyoruz, CHP'ye vereceğiz. Yani daha bir dönem bir belediye başkanlığı yaptığı için belki bir süreç daha verilmesi lazım. Ve tabii ki siyasi politikalara girmeyelim şimdi de, ödenek neler de çok önemli. Hani bu yıllardır veriyoruz, CHP'ye vereceğiz. Yani daha bir dönem bir belediye başkanlığı yaptığı için belki bir süreç daha verilmesi lazım. Ve tabii ki siyasi politikalara girmeyelim şimdi de, ödenek neler de çok önemli. Hani bu metroya 3000 lira para verilmesi gibi düşünün. O da elinden geldiğince yapıyordur yani. Eder canım, eder tabii ki. Hayal gelmesin de başka eder. Bir adam gibi bir aday olsunlar. Hayır, ben Tunç Bey'e de bir şeyim yok benim. Tabii ki daha bize hitap edecek ya da neyse, ikna edecek bir belediye başkanı olursa olur, ama olmadığında Türk Soyer'se sadece, ona da tabii ki okey diyeceğiz. Çünkü başka şehirleri de gezdim ben zamanında. Biz burada, benim oğlum Konya'da delikanlı şortla gezerken babasının pantolonunu giymek zorunda kaldı. Böyle bir durum. Erkek çocuğu. Yani tabii ki biz burada İzmir'de farklı yaşıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Benim yani, görüşüm ne olursa olsun CHP. Aynen işte, onu aynı fikirdeyim. Yani şöyle, şimdi CHP diyoruz ama diğer AK Parti için bakıyoruz. Yani biz CHP'ye veriyoruz, tamam, yapıyor ya da yapmıyor, ama çok affedersiniz, bir odun dahi koysa CHP tekrar ona oy vereceğiz. Oduna da oy veririm yani. Sosyal medyada hani yani bu tarz söyleyen bir bayan söylemiş, bayağı bir bombalamışlar. Yani çünkü geçmiyor. Zaten yönetim İzmir Belediyesi'ne yeterli katkıda bulunmuyor. Kendi çabasıyla bir şeyler bu kadar oluyor. En güzeli, ama kendi partilerin olduğu belediyelere her türlü yardım yani yapıyorlar. Diyor yani, çok şekersiniz. Vallahi çok şekersiniz. İzmir'e falan yolum düşse de oturup bir çay içsek sizlerle, biraz dertleşsek ya. Ben yani, benim bu davetimi yani tanıyanlar varsa ulaştırsınlar, bilmiyorum yani, bir şekilde görürler onlar vesaire. Diyor ki odunu koysa CHP oyun veririz diyor. Evet diyor, veririz, ama diyor böyle söyleme diyor. Daha önce diyor böyle bir şey söylemişlerdi. Sosyal medyada linç etmişlerdi. Verelim ya. Oduna da oy verelim ama diyor. Aman diyor, bunu diyor söyleme orada. Şaka mısınız siz ya? Abla diyor ki bu Tunç Soyer olmasın diyor. Adam gibi birini getirsinler diyor. Demek ki Tunç Soyer'den memnun değiller. Adam gibi biri gelsin. Öbürü atlıyor. Fark etmez diyor. Tunç Soyer de olsa diyor. Yani biz diyor, odunu koysalar ona oy veririz diyor. Sonra diyor ki yani niye veriyoruz biliyor musun? Benim oğlum Konya'ya gitti. Şortla gezemedi diyor. Babasının pantolonu yine kesti. Çocuğun pantolonu yok muydu değil mi mesela? Hadi onu geçelim. Onu dersen diyecek ki AK Parti iktidarında insanların geldiği noktaya bak.
çocuğuna pantolon bile alamıyor işte falan filan. Tamam eyvallah. Konya şurası. Konya'yı bilmiyor falan değiliz. Konya olmasın, neresi olursa olsun. Konya'da kısa pantolonla gezmemek nedir ya? Konyalıların kendisi geziyor. Açığı da var, kapalısı da var, dekoltesi de var, kısa pantolonlusu da var, mini eteklisi de var, düğünü de var, bayramı da var, seyranı da var, alkol satılan satanı da var, satmayanı da var vesaire falan. Bu çocuk, yani çocuğunuz sizi kandırmış olabilir mi acaba? Hani makul bir şey söyle ya. Makul bir şey söyle. İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i, efendime söyleyeyim, hadi İstanbul'u yönetti, Ankara'yı yönetti. Şimdi yönetmiyor ama yani yönetti yani. Kimin kısa pantolonuna şusuna busuna karışırmış? Niye karışmış? Al Kocaeli, al bir başka yer. Nedir derdiniz abicim? Nedir derdiniz? Odun aşkınız nereden geliyor sizin? Allah aşkına bir söyleyin de bilelim ya. Bu odun aşkı nereden geliyor? Öbürü diyor ki bak diyor işte bidon kapağı koysak bidon kapağı kazanır. Ha bak belediye başkanımız bu diyor. Ama sorsanız siz eğitimlisiniz, siz aydınsınız, siz kültürlüsünüz, siz siyaset biliyorsunuz. Siyasi politikaları bu işe falan diyor. Siyasi politikalar ne ya? Sorsanız siz her şeyi çok iyi bilirsiniz. Aydınsınız, kültürlüsünüz falan. Diğerleri bidonu kafalılar, göbeğini kaşıyan kıllı ayılar, ağzı çorba kokanlar falan. Ya şöyle bir yaslanın. Demiyorum ki ben size. Bak bunu defalarca söyledim size. Ey güzel ablalar. Hakikaten çok şekerler yani. Demiyorum ki ben size gidin AK Parti'ye oy verin. Ya vermeyin, vermeyin. Şu cümle ağzınızdan çıksın. CHP burayı 25 senedir yönetiyor. Bir çivi çakmamış. Şehrimizin hali perişan. CHP de biliyor ki, CHP'de yöneticiler de biliyor ki odun koysalar oyumuzu vereceğiz. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için de odunları koyuyorlar. Yok öyle ya ama desen, itiraz etsen. Niye çalışmıyorsunuz kardeşim falan desen. Yani yine oyunu ver. Bak verme demiyorum. Ya oduna razı olmayı, göğsünü gere gere ifade etmek nasıl bir ruh halidir ablam ya? Nasıl bir ruh halidir? Bidon kapağına oy vermek, onu belediye başkanı zannetmek, tuvalet terliğine oy vermek, onu bir şey zannetmek. Nasıl bir ruh halidir Allah aşkına ya? Altını çiziyorum. Verme AK Parti'ye, nefret et. Ölünceye kadar nefret et. Son nefesine kadar. Başımın üstünde yeri var. Sevmek zorunda değilsin. Bunu anladım. İtiraz etmiyorum. Kabul. Ama dön de ki. Ey CHP'liler. İyi tamam eyvallah. Eyvallah da. Bu ne rezillik ya? Niye yan gelip yatıyorsunuz ya? Niye bir çivi çakmıyorsunuz? Niye hizmet etmiyorsunuz? Niye çalışmıyorsunuz? Siz ne tembel adamlarsınız? Falan bir şey de ya. Onu da de yani. Sonra de ki yani ben yine oy vereceğim. Ayrı mevzu ama falan de. Yok. Tabii kurunun yanında yaşta yanıyor. Yani senin bu tavrın nedeniyle orada insanlar perişan oluyor. Bilmem ne kokusu körfezi sarmış. Çöp, şukur. Şeyma Hanım diyor ki odun olsa oy veririz diyen onlar ama yobaz da biziz. Aynen öyle. Fatma Hanım demiş. Bir de bize koyun diyorlar. Öyle yani. Aa bak Okan Sertcan galiba. Diyor ki odun diyor ya bir seçmen için çok kötü bir psikoloji. Öyle midir acaba? Yani normal şartlarda normal insanlar için öyledir. Oduna oy vermek. Belçika'dan selamlar. Ömer Temirhan sağ olsun var olsun. Beğenileri alalım arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz ama beğenileri de alalım. Şimdi gelelim İstanbul'a. İYİ Parti'ye yönelik bir nefret, bir kin var İmamoğlu cephesinde. Ve bu kin neticesinde İYİ Parti'nin gündem etmiştik. İYİ Parti'nin afişlerine karşı çıkılıyor. Parasını ödemişler. Billboardlara afişlerini, reklamlarını verecekler. Ama bir el devreye giriyor. İYİ Parti'nin İstanbul'daki billboardlara vereceği reklamlar engelleniyor. Meral Akşener dün grup toplantısında buna tepki göstermiş ve de İmamoğlu'nu suçlamıştı. Ankara'da Mansur Yavaş'ı suçlamıştı ve demişti ki şimdi çıkıp diyecekler ki yok bizle alakası yok, şirketle alakası var. Yalan işler falan var acayip. Cevap veremezsiniz ya. Diyorsunuz ki ya bu kalemi görüyor musun? O kalem değil diyor. Bunun kalem olduğunu ispatlamak zorunda kalıyorsunuz. Ne acı bir şey değil mi yani?